Bugün büyük bir devrimciyi selamladık. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü sananlar var. Sevgili atam, senden hala korkuyorlarsa ölmemişsin demektir. Senden ne kadar korktularsa o kadar yasakladılar. Ne kadar tahammül edemiyorlarsa o kadar silmeye çalıştılar. Ancak bu karanlık zihniyetin korkularına ve tahammülsüzlüklerine asla yenilmeyecek bu millet. Kurduğun laik, demokratik, hukuk devletini yıkmak isteyenlere karşı emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Andın andımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem, minnet ve saygıyla bir kez daha buradan anıyorum. Adaletsizliğin iyice dibine vurdunuz ve özel dershane, etüt eğitim merkezlerinde 6 yıl çalışmış olanlara KPSS'ye girmeden sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmelerini sağlıyorsunuz. Öğretmen kadrolarına atanabilmek için öğretmenlerin KPSS ve eğitim bilimleri testine girmeleri gerekiyor. Ardından öğretmenlik alan bilgisi testine giriyorlar. Bu sınavların sonuçlarına göre de kontenjana ve puan üstünlüğüne göre atamaları yapılıyor. İşte bu süreçleri yıllardır geçmek zorunda bırakılan öğretmenler sizlere soruyor. Biz de 6 yıl dershanede çalışıp sınavsız atanabilirdik. Yıllardır neden bu sınavlara hazırlanıyoruz diyorlar. Hatırlar mısınız, geçtiğimiz yıllarda kopya skandallarıyla çalkalanan ÖSYM, emeğiniz emanetimizdir yazılı kalemleri adaylara dağıtmıştı. Ve adaylar sınavların pek çoğuna bu yazılı kalemlerle girmişti. Bir tarafta emeğiniz emanetimizdir anlayışıyla sınav yapan ÖSYM, diğer tarafta sınavsız öğretmen alan Milli Eğitim Bakanlığı. Bu da tam bir tezat olarak karşımızda kapı gibi durmaktadır değerli milletvekillerim. İnsanların emekleri onların çocukları gibidir. Eğer emeklerini boşa çıkaran bir davranış gerçekleştirirseniz, hayatın zorlu koşullarında onların tutunmalarını sağlayan dalları kırmış olursunuz. Öğretmen olmak için ağızlarıyla bir kuş tutmadıkları kalan, seneler boyunca kitaplara gömülü bir şekilde yaşayan insanlar nasıl sınav stresi yaşamaktadır bilir misiniz? Bu yaptığınız düzenlemeler ile atanmayan yüz binlerce öğretmen adayının, intihar eden, KPSS'de hak kazanıp atanamayan binlerce kişinin hakları duracak ama iktidar yakınları hülle yoluyla devletin kadrolarına sınavsız şekilde yükselecekler. Yeri gelmişken Cumhurbaşkanı'nın 2002 yılında İzmit'te yaptığı seçim konuşmasından alıntı yapmak istiyorum. Biz iktidar olunca öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak ve ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek. Biz hükümetimizi kurduğumuzda bütün öğretmenlerimizi göreve başlatacağız diyordu. Bu konuşmadan tam 14 sene geçti. Öğretmen açığı bugün neredeyse 150 bini buldu. Öğretmen diplomaları yüz binlerce insanımız halen daha KPSS ve sonrasında gelen zorluklarla uğraşmakta iken siz KPSS'siz öğretmen alımı yapıyorsunuz. Üstelik FETÖ ile mücadele için dershaneleri kapatıyorsunuz ama FETÖ'nün en güçlü olduğu platformdan sınav